Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'dan sesleniyorum. Yeşil Bursa'nın iki tepesini bundan önceki programlarımızda anlattık. Emir Sultan Rahmetullah Aleyh ile Yeşil Cami ile Yeşil Türbe'yi bundan önceki programlarımızda sizler umarım ki kaçırmadan seyretmişsinizdir. Bugün de doğudaki üçüncü tepenin üzerindeyiz. Yani Yıldırım ilçesinin içerisindeki. Bu tepede de rahmetli Yıldırım Bayezid Han yatmaktadır. Türbesi hemen önünde. Yani kıble tarafında değil, kıblenin aksi istikametinde. Ekseriyetle sultanların yaptırdığı Selahattin camileri denilen camilerin ön tarafında kıble duvarından sonra hazirede türbe bulunur. Fatih Camii böyledir. Sultan Beyazıt Han'ın yaptırdığı, II. Beyazıt Han'ın yaptırdığı cami de böyledir. Süleymaniye Camii'nde böyledir. Efendim, ancak ilk zamanlarında Osmanlı'nın Hüdavendigâr Camii'nde olduğu gibi türbe kuzeydedir. Burada olduğu gibi türbe kuzeydedir. Yeşil'de ise türbe kıble tarafında, yani güneydedir. Bu camiyi 1390 yılında Yıldırım Bayezid Han yaptırdı. Tabi Niğbolu'ya gitmeden önce yaptırdı. Zaten 1389 yılında 1. Kosova Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra, yani zafer haline dönüşmesinden sonra babası Murad-ı Hüdavendigâr rahmetullahi aleyh savaş meydanını dolaşırken o civardaki bir Sırplı beyin, beydi yani kumandandı, kumandanın kendisiyle görüşmek istemesi üzerine, ki bu da Sırp kralının damadıydı. Ölen Sırp kralının damadıydı. Dedi, bizim kayınpeder gitti. Herhalde krallık bana kalacak. Ben gideyim Murat Han'a özür dileyeyim. Ve kendisiyle bir anlaşmaya varayım dedi. Otağı Hümayun'a girdiğinde kendisine hançerle saldırarak şehit etmek üzere yaraladı. Kendi de tabii paramparça oldu. Murat Han da bu yaralanmadan bir müddet sonra şehadet şerbetini savaş meydanında içti. Savaş meydanında ilk şehit olan hükümdardır Murad-ı Hüdavendigâr. İşte böyle bir babanın oğlu. Tabii ki iki oğlu vardı. Bu oğullarından birisi Bayezid Han, birisi de Savcı Bey idi. Yakup Bey idi. Savcı Bey'i yanlış söyledim, özür dilerim. Yakup Bey tabii abisinden sonra padişah olacak kimse idi. Dolayısıyla o da orada vefat etmişti. Yıldırım Bayezid Han da orada tahta geçmiş oldu. Tahta geçtikten itibaren Yıldırım Bayezid Han hep ömrü at üstünde geçti. Anadolu'daki birçok Türk beyliklerinin birleşebilmesi için Osmanlı ile onları iknaya çalıştı. Akrabalık yoluyla iknaya çalıştı. Mesela Aydınoğulları Beyliği'nden İsa Bey'le, efendim, İsa Bey'e damat olarak onun kızını hanım olarak aldı ve dedi ki işte bu hanıma da bir çeyiz vermen lazım. Bu beyliğin arazisinde işte vergiden itibaren vergi ödemiş, tire, o zaman ödemişti, yoktu zaten. Tire, İzmir bölgesini bize çeyiz olarak ver dedi. Böyle tatlı bir şekilde güçleri birleştirdi. Ancak Anadolu'daki bazı Türk beyleri kendilerinin bey olmasını daha çok tercih ettiler. Osmanlı'nın büyük bir devlet olmasına nazaran daha çok tercih ettiler. Etmeyeceklerdi. Beylik tatlı geldi efendim. Ve işte bu Yıldırım Han gelecek, bizim arazimizi yutacak, ondan sonra da bizi koyunlara çoban edecek. Niye çoban etsin canım? Sana da bir yerde bir beylik verecekti mutlaka. Bir sancak beyi yapacaktı, bir vilayete vali yapacaktı. Maalesef bu insanlar hırsla, şeytanın verdiği böyle vesvese ve kışkırtma ile birkaç tanesi bunların Timur Han'ın yanına kaçtı. Timur Han'ın da böyle Türklüğü birleştirmek için uğraşması neticesinde elinden topraklara giden birkaç beyi de Yıldırım Bayezid Han'ın yanına geldi. Her ikisi de ellerinde şeytanın hazırladığı büyük bir körükle iki hükümdarın arasını bozup düşmanca davranışlara ittiler. Tahrik ettiler. Teşvik ettiler. Canım, Yıldırım Bayezid Han da aklını kullansa da
tahrik olmasaydı. Timurhan da kullansa tahrik olmasaydı. Bunu söylemek çok kolay. Bunu yapmak kolay mı efendim? Bize birisi gelse, nemmamlık yaparak bir laf getirse de dese ki Ahmet senin hakkında şunu söyledi. Aslı da olmasa o sizin zihninizde yer etmez bir insan olarak. İnsanı kamil olursa tabii bunlara aldanmaz. İleriyi görebilir. Fakat insanı kamil olmadıysa, serde de hükümdarlık varsa, bu konuda birçok da dedikodular yayılıyorsa etrafta, siz mecbursunuz topluluğu ikna etmeye bir şeylerle. Maalesef her iki hükümdar da işleri kan ağlasa da karşı karşıya gelmekten kendilerini kurtaramadılar. İki taraftan da sanki birileri arkalarından itti, çubuk ovasında bunları buluşturdu. Yıldırım Han galip gelmek üzereyken mağlup oldu. Tabii bu mağlubiyeti hazmedemedi. Kendisi Kosova'dan sonra Niğbolu zaferiyle Avrupa Hristiyanlarının birleşmesinin önüne set çekmişti. Onları darmadağın etmişti çil yavrusu gibi. Kendisi at üzerine koşarak binerdi. Yani sanki at gidiyormuş da o arkasından zıplayıp binmiş cesine koşarak binerdi. Ve bir görünürdü, ondan sonra da öyle hızlı sürerdi ki atını bir daha görünmezdi. Böyle Avrupa ovalarında kahramanca koşturan bir insanı maalesef iki tane fitneci iktidardan etti, hayatından etti. Bir hükümdarı da Türklere karşı savaşmış hale düşürdü, Timurhan'ı. Efendim, dedikodu tahtları yıkar, evleri dağıtır, gıybet kanserden kötüdür diye boşa söylememişler. Kanser insanın nihayet canına mal olur. Ama bu dinini, imanını da kaybetmesine sebep olabiliyor. İşte Timurhan'ın yaptırdığı, yine bol mermer kullanılmış her tarafında güzel bir cami. Bu caminin önünde bir şadrıvanı var, kubbeli şadrıvandı. Daha sonra işte bunlar hasar gördükçe Osmanlı tarafından tamir ettirilmiş. Abdülmecit Han da buralardaki tamirlerde çok emeği olan bir hükümdardır. Allah ona da rahmetler eylesin. Son cemaat yeri yerden bir metreden fazla yüksek vaziyettedir. Her ikisinde de mihrabiyesi vardır son cemaat yerinin. Üzeri de işte kubbeli, tonozlu şekilde planlanmıştır. Burada caminin önde en çok dikkati çeken şeyi diğer Selahaddin camilerinde olduğu gibi bir kitabesi olmayışıdır. Bunun sebebini tam bilmiyoruz. Eğer idam edilen bir devlet büyüğü bir cami yaptırdıysa onun kitabesi konmaz. Tokat'taki Ali Paşa Camii gibi. Kitabe yok onda. Şimdi bu padişah intihar etmedi. Savaş meydanında öldü sayılır, düşman elindeyken öldü sayılır. Niye kitabesi konmadı? Onu bilmiyoruz. İhtimal ki, yani İslam'a göre esir olan bir kimsenin yaptırdığı şey de tıpkı böyle idamla cezalandırılmışın hükmündeyse bu sanat eserleri hususunda, o konuyu bilmiyorum. Bu konuyu Osmanlı'ya karşı tavrı olmayan hakiki tarihçilerin araştırmasında bence fayda görüyorum. Yoksa getirecekler orada intihar ettiğini söyleyecekler. İntihar etmeyecek kadar dini bütün bir hükümdardı. Şimdi caminin içerisini sizlere göstereceğiz. Ancak bu caminin çevresi şu anda şantiye gibi efendim. Şöyle bir geçersek şantiye gibi. Buralar eskiden lalet tayin şekilde düzenlenmişti. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı burayı şadırvanla elden geçirmek suretiyle zemini bir defa plaka taşlarla, plaka taşlarla güzel bir şekilde düzenlemiş gidiyor. Daha buralara gelmediği için ben tabii buraları sizlere gösteremiyorum ama burada iki şey var benim göstermek istediğim. Öbür yüzünde şadırvan ve cenaze namazının kılındığı musalla taşların üstüne iki üst örtüsü yapılmış. Bunu Ulu Cami'de de gördüm. Onu da inşallah Ulu Cami'yi çekerken sizlere göstereceğim orayı sıra geldiğinde. O kadar kibar, o kadar nazik bir şekle gelmiş ki efendim. Ahşaptan yapılmış bir kere. Mimarimize ahşabı sokmuşlar.
Ve tabii biraz da dış şartlara dayanıklı olacak şekilde büyük kalaslar şeklinde bunları hoş bir mimari tarz vermişler. Kıvrımlı böyle cami nasıl kubbeli ise kemerler varsa her kapının üstünde, her pencerenin üstünde. Aynı şekilde o da kemerleri taklit etmiş. Ağaç sevdalısı insanların eline düşmüş. Onları da çok güzel yapmışlar. Yakın zamanda açacaklarını bekliyoruz. Ayrıca Yıldırım Camii'nin ve çevresinin yani Yıldırım Külliyesi'nin civarındaki bütün yollar trafiğe uygun bir hale getirilmiş. Bir yere kadar vasıtalar geliyor. Ondan sonrasında tabana kuvvet yürüyeceksiniz. İşte otobüsler için falan da Bursa'da umumi böyle hem Yeşil hem Emir Sultan hem Yıldırım için otobüsler için de yeni kapalı park yerleri veya açık geniş meydanlarda park yerleri düşünülüyor. Otobüste gelenler biraz daha fazla yürüyorlar. Küçük araçla gelenler parka koyuyorlar. Onlar da biraz daha yürüyorlar. Ama ziyaretçi kaynıyor. Tam Erguvan mevsimindeyiz. Mart'ın sonlarına doğru biz bu çekimleri yapmış oluyoruz 2014 senesinin. Tabii Erguvan mevsiminde Bursa'da hayat başka türlüdür. İnsanlar böyle kışın bunaltıcı havasından kurtulmuş, böyle yeni otluğa çıkmış kuzular olur efendim. Ot mu yesin, hoplasın, zıplasın mı böyle tekmeler mi atsın sağa sola. İnsanlar da böyle baharın getirdiği bahar yorgunluğunun yanında bir de bahar neşesine kavuşurlar. İşte Bursalılar bu bahar neşesine bu sene erken başlamışlar havaların güzel olmasından dolayı ve insanları hep sokakta görüyoruz. Böylece çevre için yaptığı belediyenin düzenlemeleriyle ev insanları bir nefes almışlar. Çaylarını, kahvelerini, içecekleri böyle oturacak yerler bulmuşlar. Bunlar eskiden yoktu efendim. Müzik sesi sonuna kadar açılırdı. İki insan birbiriyle konuşmak değil, bizim böyle avluda çekim yapmamız sakin bir şekilde mümkün değildi. Hem çevre çok güzel bir hale gelmiş sokaklar, hem de eserlerin avluları da modern bir hale getirilmiş. İnsanlar camiye geldikleri zaman, evet bir ibadet edecekler. Yürüdükleri mekanlarda kolay yürüyecekler ve işleri ferah olacak bu gördükleri manzaralarla. Önünüzde de Bursa göz alabildiğine ovası, yeşil ovası devam ediyor. Hoş bir yer burası. Bu Yıldırım Camii'nin ve türbesinin ziyaretçisinin az olduğunu biliyorum. İnşallah seyircilerimiz beni utandırırlar bundan sonra ki görüşmelerimizde Yıldırım türbesinin ziyaretçisi artık çoğaldı. Haberlerini sizlerden bekliyoruz. Yıldırım Han da memleket için, millet için canını feda etmiş, ölümden çekinmemiş birisidir. Kendisine rahmetler diliyoruz. Şimdi de caminin bir iç kısmını görelim efendim. Biz camileri anlatırken harime girmeden programı bırakmıyoruz. Orada da bir iki dakikalık bir anlatımımız olacak. Şimdi Yıldırım Camii'nin harim kısmına girdik. Harimi de Yeşil Cami'nin olduğu gibi iki bölümlü, iki kubbeli. Birisi bu bölüm yani mihrap bölgesi bölümü, birisi de kapıdan girişteki ilk bölüm. Tıpatıp sanki Yeşil Cami'nin aynı olarak imal edilmiş. İkisinin arasında 29 sene var. Hicriye vurursak 30 sene fark var. Çelebi Mehmet Han camini yaptırırken ihtimal ki ya aynı mimarı da buldu yani İvaz Paşa'yı ben de öyle tahmin ediyorum buldu. Ya da başka bir mimar ise yani İvaz Paşa burayı yapan da başka mimar ise ona tembih etti ki babamın yaptırdığı caminin aynısı yapılsın. Aynı kanatlı camiler her iki tarafta da aynı kanatları var. Efendim hakimlerin kadıların oturacağı odalar var. Ancak burada üst tarafta hünkâr mahfili olarak kullanılan bir mekan var. Hemen girişin üstünde. Öbür Yeşil Cami'de olduğu şekilden biraz daha farklı görünüyor. Hemen altında bulunduğum şu kemer Bursa kemeridir. Birçok yapıda bu kullanılmıştır. Anadolu'da da bazı yerlerde vardır. Bu kemer ortası sivri olmadığı halde, en üst kısmı kavis yaptığı yer sivri olmadığı halde, düz durduğu halde, kilit taşı olmadığı halde nasıl bu kadar sağlam olarak yapıyı tuttuğu
bence incelenecek, tezler üzerine hazırlanacak bir konudur. Şimdi şurada bir tabloyla karşı karşıyayız. Onu da söyleyeyim de programı burada kapatacağız inşallah. Minberi çok gösterişli değil, sade bir minber. Boyalmış üzeri, boya görmüş bir kere. Sonradan yapıldığını zannediyorum. Belki bir yangın neticesinde falan değiştirildi minber. Bir saldırıya da uğramış olabilir mi? Olur. Yunan'ın geldiği zaman da bu camiye saldırmış olabilirler de. Ama mihrabı sanki bütün camiye özenilen şekilde bu mihraba onun kadar da buraya özenilmiş. Yani caminin toplamı kadar bir özen gösterilmiş. Elektrikle aydınlatmayı yapanlar da sonradan hakikaten bu camiye layık şekilde hoş bir ışıklandırma yapmışlar. Mihrabı gördüğünüz gibi fazla derin nişleri yok ama 7 katlı yine bir padişahın yaptırdığı caminin mihrabında görülecek şeyleri burada görüyoruz. Aşağıda yine imamın hizasında böyle hafif bir niş görülüyor. O da bir eklentidir. Yanlardaki direkler dönmüyor. Dönse de dönmese de geldiğiniz zaman "Aa bu dönüyormuş" falan diye ellemeyin. Her gelen bunun dönüp dönmediğine bakarsa bu camiyi tahrip ederiz efendim. Böyle bir camiyi 1390 senesinden 1400 desek efendim neredeyse 600 küsür sene olmuş. 610 seneyi bulacak neredeyse. Bir caminin içerisinde biz bugünün insan olarak namaz kılabilecek kadar ferah ve tertemiz bir ortam buluyoruz. Buna şükredelim efendim. Yani duvarlara elleyip, yazılara elleyip, buralardan ellediğimizde biz ne yapıyoruz yani? Bu temas bize neye yarıyor? Hiçbir şeye yaramıyor. En azından oraları elimizdeki parmağımızdaki kirlerle biraz daha kirlendirmiş oluyoruz. Bu da camiye karşı gösterilecek hürmet değil, hürmetsizlik davranışıdır. Bundan kaçınalım. Camilere hürmet etmek lazım. İbadethanelere hürmet etmek lazım. Hiçbir şekilde biz buraları bulduğumuz gibi bırakmazsak vebal altında oluruz. Bulduğumuz gibi bırakmaya mecburuz efendim. Dolayısıyla Yıldırım Camii'nde bu kadar anlattıktan sonra süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın bir daha başka Bursa programlarında buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.